Doğu Anadolu turuyla zirvede gezilerini sürdüren Meltem Dikici'nin şimdiki durağı Elazığ. Bir kültür kentidir Elazığ. Şehre gelinir de Harput'a çıkılmaz mı? Tarih kokan bu kentin en güzel simgeleri burada yer alıyor. Eski Elazığ'ı yaşıyorsunuz burada. Haftanın zirve konuğu AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Meltem Dikici ve ekibini Harput'ta ağırlıyor. Bölgeyi anlatıyor Milletvekili Nazırlı. Elazığ'a olan sevdasını, kentin geçmişini ve bugününü anlatarak dile getiriyor. Elazığ'ı bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden Mahmut Rıdvan Nazırlı, her fırsatta kentin her alanda gelişmesi, Elazığ halkının ferah yaşamı için çalışacağını vurguluyor. Şimdi Meltem Dikici'nin sohbetine gidelim diyor, zirve konuğumuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. Elazığ deyince aklımıza neler gelir? Kültür kenti burası, evet, ama. Evet, Elazığ deyince aslında bu bulunduğumuz mekan, evet, İlk aklımıza gelenlerden birisi. Burası Harput. Aşağı yukarı M.Ö. 3000'li yıllardan beri birçok kültüre başkentlik yapmış diyebiliriz. Başkent o anlamda değil ama başkentlik yapmış diyebileceğimiz bir mekan. Arkamızda Uluca abimiz, Harput'umuz, Harput kalemizde, buradaki liselerimizde, müzelerimizde çok kadim bir kent burası. Elazığ denince ilk aklımıza gelenlerden birisi Harput diyebiliriz. Bununla beraber tabii tarım. Yani Elazığ'da üzümümüz, tulumumuz, biberimiz, bademimiz, turizmimiz, kültürümüz, her şeyle Elazığ gerçekten çok kadim bir medeniyet diyebiliriz. Bu vesileyle de tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, şimdi şehrimiz 2017 yılında cazibe merkezi programları var. Bu program dahilinde 6. bölge teşvik kapsamına alındı. Tabii bu vesileyle de bu cazibe merkezi olmasıyla beraber yaklaşık 6-7 bin kişi ek istihdam oluşturmuş olduk burada. Özellikle tekstilde çok ciddi yatırımlar aldık biz bu son dönemde. Tabii Elazığ şöyle değerlendirebilirsiniz. Elazığ doğunun batısı, batının da doğusu. Coğrafi olarak çok stratejik bir konuma sahip burası. Biz burada yatırımları arttırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Bunların başında da enerji konusunun üzerinde çok duruyoruz. Çünkü birçok doğal kaynakta enerji üretebiliyoruz. Burada güneş mesela Türkiye'nin ilk 10 ilinden bir tanesi. Biz burada işte GES olsun, HES olsun, rüzgar enerjisi, bunların hepsini kullanabileceğimiz bir il Elazığ. Bunları da verimli anlamda kullanarak daha nasıl arttırabiliriz? Onun gayesindeyiz. İkinci OSB'miz kuruldu. Yine bir BESİ OSB bugünlerde onun çalışmalarını yapıyoruz. Yatırım programında da alındı. BESİ OSB'miz de kurulacak inşallah. Geçtiğimiz haftalarda da bizim bir Teknova OSB'miz, onun altyapısıyla ilgili ihalemiz çıkacak. Bu şu demektir, yatırımcı bu bölgeye geliyor. Bizim milletvekillerimizle beraber çok sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi aslında tarımı geliştirmek. Çünkü burası sulu tarıma çok müsait bir il. Bizim iki tane burada ovamız var. Birisi aslında da ovamız çok ama çok önem arz eden Uluova ve Kuzova. Biz Kuzova'ya sulama sistemlerini çok yakın zamanda başlattık. İnşallah bu 2023'te de 9. ayda Uluova'nın sulama proje ihalesini yapacağız. Orada bir pompa istasyonumuz kurulacak. İnşallah 1-2 sene içerisinde de oranın da suyunu vererek Elazığ ovalarımızı suyla buluşturup daha fazla ürün ihracatı yapma anlamında çok ciddi bir avantajlı duruma geçeceğiz. Yine keban mesela. Keban'da biz alabalık üretiyoruz. Aşağı yukarı 150 milyon dolar ihracatımız var burada. Yani aslında çok ciddi bir katkısı var Elazığ'ın bu anlamda. Hatta dün de Keban ilçemizde balıkçılarımızı gezdik, tesislerimizi gezdik. Milyonlarca üretim yapılıyor ve ciddi bir ihracatımız var. Bunu da büyütme anlamında inşallah gereken yatırımları yapacağız. Evet, öncelikle biraz önce programın başında da bahsettik. Harput. Burası çok eski bir tarihe sahip, kiliseleri olan, çok tarihi yapıları çok oldukça fazla burada. Çok ilgi çekici bir
kent aslında tarihiyle beraber, müzeleriyle beraber. Biz burası UNESCO'nun şu anda geçici listesinde. Şu anda bütün vekillerimizle, belediye başkanımızla beraber burayı artık UNESCO'nun listesine tam anlamıyla aldırma noktasında da çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda da, kültürel anlamda da çok cezbedici bir bölge. Tabii bununla beraber sadece burayı UNESCO'nun listesine sokmakla yetmiyor. Burada uçuşlarınızı ayarlamanız lazım. Çünkü bizim çok fazla gurbetçimiz var dünyanın birçok yerinde. Hem uçuşları ayarlayıp yurt dışında da bunun tanıtımını, bir pazarlamasını iyi yapabilirsek inşallah Harput'umuza ciddi anlamda turizm çekeriz diye düşünüyoruz. Ve bununla beraber de Hazar Gölümüz, Hazar Baba Kayak Merkezimiz. Burada su sporları ile ilgili gerçekten gezdiğiniz zaman çok güzel kıyılarımız, sahillerimiz var. Gerek gençler için kamp alanları olsun, gerek kış aylarında kayak için buraya gelenler olsun. Orada da güzel bir altyapımız var. Yine burada Karaleylek kanyonumuz. Burada işte dünyada 10.000-15.000 çift aşağı yukarı yaz aylarında buraya göçüyorlar. Oralarda da ciddi koylarımız var. Yine teknelerle, gezilerle beraber burada da turizmi teşvik edebiliriz. O anlamda gerçekten önü çok açık bir il. Ben tüm Elazığlı hemşerilerimize sizin vesilenizle teşekkür ediyorum. Gerçekten biz 14 Mayıs öncesinde çok güzel bir seçim dönemi atlattık. Hiç sorunsuz, hiç problemsiz, aşağı yukarı yani bir tane bile olay olmadan çok huzurlu bir şekilde bir seçim atlattık. O yüzden bütün seçmenlerimize, bize oy veren, oy vermeyen bütün seçmenlerimize sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bütün hemşerilerimize, bütün memleketimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum.